Merhabalar, iyi günler. Sevgili Duygucuğum, biraz önce seninle telefonla görüştük. Telefondan sonra Mert'le, Mert aradım. Mert'le işte biraz önce kahve içtik beraber. Biraz sohbet ettik, eğlendik falan işte. Telefonda da bahsettiğim üzere aynısını Mert'e de bahsettim. Sizin ne kadar beraberken ne kadar mutlu olduğunuzu Sağır Sultan bile biliyor, bilmeyen yok. Mert'cim sen ne diyorsun? Mesajın var mı Duygu'ya? Var tabii ki. Sevgilim, seni çok özledim. Seni seviyorum. Biz daha yolun başındayız. Yaşamamız gereken çok şey var. Hepsi için de tekrar el ele olmalıyız. Şimdi Mert'cim, bu hayatta küçük rüzgarlar var. Bazen küçük rüzgarlarda kendini büyük fırtınalara hazırlarsın. Ufak tefek zaman içinde insanların böyle birbirine alınmış olabilir. Bu da nedir? Zaten çok sevgi bazen böyle şeyler doğurabilir. Bundan sonra öğreneceğimiz tek şey büyük fırtınalarda ilişkiyi nasıl kurtarılabiliriz? Kurtarılmalıdır. Ufak tefek şeylerden alınıp da yok işte öyle oldu da böyle oldu da ilişkilerde birleştirici olmak gerekiyor. Yıkıcı olmamak gerekiyor. Onun için bu bence ilişkinizi daha da sağlamlaştıracaktır. Daha iyi yapacaktır. Umarım size 30 Haziran'da sizin düğünü teknede yaparız büyük bir ihtimalle. Şeyde turna turun teknesi var. Komisyon alıyorsun galiba. Tabii ki o öyle turlardan komisyon alıyorum. Onun için şimdiden onun altyapısını hazırlıyorum. Başka bir söylemek istemişim. Bir tekrar daha böyle daha bir sevgi dolu de ki Duygucuğum sensiz bu hayat çekilmez. Duygucuğum seni çok seviyorum. Bunlar gelip geçer birimizin. Tamam. Duygularıma çok tercüman oldun ama duyguma ben de söyleyeyim. Duygucuğum seni çok seviyorum. Gerçekten sensiz bu hayat çekilmez. Seni özledim. Akşam yemeğe gideceğiz. Hazır.